Sen arabada kal Cumart. Ben geliyorum. Tamam usta. Polis! Madem aradın, gelmek istedin, ben de doğruları duymak isterim. Postanede ne arıyordun aslanım? Aslan Bey'i mahalleden tanırım. Bak, emniyet sorgusunda bunları söyleyeceğini bildiğim için benimle beraber dedim. Gerçekleri anlatacaksan dinleyeyim. Sorun söyleyeyim. Aslan için mi çalışıyordun? Aslan Bey onunla çalışmamı istedi. Netice? Ona devletle çalışanın mafya olamayacağını, devletle çalışmayanın hiçbir şey olamayacağını söyledim. Nasıl bir destek verdin aslana? Benden fiilen hiçbir şey istemedi. Zarfın peşine niye düştün o zaman? Zarfın içindekini de, zarfın muhatabını da merak ettim. Benimle neden görüşmek istedin? Aslan Bey'in Mehmet bilmem kimin öldürmediğini biliyorum. Nereden biliyorsun? O adamın böyle bir suikasti gerçekleştirebilecek donanımı yok. Aslanı öldüren adı Ahmet olsa senin için ne değişir? Ülkede bir büyük devlet adamı öldürülüyorsa, yine paralelde büyük bir uyuşturucu babası ölüyorsa, birileri kendilerine verilmiş özel kimliklerle haraç kesiyorsa ve postanede karşıma siz çıkıyorsanız, benim için her isim, her katil, her maktul önemli. Polislere benimle beraber dediniz. Ben de sizinle ne kadar beraber olduğumu öğrenmeye geldim. Polislere açık ettik seni, öyle mi? Devletin karşısında olmaktansa yanında olmayı tercih ederim. Böyle bir sıkıntım yok. Ancak devletin içindeki çatışmanın ortasında kalmak istemem. Senin gibi mafya babası olmaz. Seni kim yetiştirdi? Sokaklar. Sokaklarda ölünür. Yetişilmez. Dosyada Aslan Bey katilini yazmış mı? O yazmamış. Ben çizdim. Thank you.
Devletin görevlisi devletin görevlisini öldürmek için emri kimden alır? Bunu ancak emri alan bilir. Gücünüz var. Neden tetikçisinden katili öğrenmiyorsunuz? Ben alırsam ortalık karışır. Köstebekler yerin altına girer. Sen alacaksın, ben sorgulayacağım. Devletin kimliğini taşıyan kimseye dokunmam. Getir ki alalım kimliğini elinden çakalların. Devlet görevinden kaçmak olmaz. Var mısın, yok musun aslanım?